Başladık. Başladı. Evet. 12 Mayıs 1900 2016 Evet. tarihinde Keşap Geçit köyündeyiz. Şu anda burada bir deneme alanı alıyoruz kestane üzerine. Kestane aşılı kestane uygulamasını yapacağız. Bu 5. senemiz. 5. senede bir deneme alanı aldığımız yerden bir tanesi de Keşap Geçit köyünde. Muhtarımızla birlikte onu da göstererek, öğreterek İlk önce malzememizi tanıtarak başlayalım. Saf alkol kullanıyoruz. Kestanelerin ki bulaşıcı olan hastalık olduğundan dolayı onları dezenfekte etmek amaçlı. Her kestiğimiz ağaçtan sonra muhakkak bir bezle saf alkolü ıslatıyoruz. Ondan sonra malzemelerimizi özellikle siliyoruz. Ağacı kestiğimiz zaman testereyi, bıçakların ağızlarını ve aşı bıçaklarını da olmak üzere muhakkak ağızlarını kesiyoruz. Eğer farklı olan birkaç tane tür kestane türünden yapıyorsak aşı şeyini onu belirtmek için bir sprey boya kullanıyoruz. Aşının yaptığımız yerin altına işaret koymak amaçlı. Bir tane bir çubuk açıyoruz. Özellikle ağzı ince olmak üzere esnek olan. Bunlar uygulamada yukarıda göreceğiz. Kestanenin arasında macunu sürerken rahatlık sağlaması açısından yapıyoruz bu olayı. Aşı belli bir süre aşı yapınca aşı bıçaklarının ağızları köreliyor. Onu bilemek için aşı bileğimiz var arazide uygulamak için. Birkaç tane aşı bıçağımız var özellikle. Farklı alanda kullanmak için. Bana göre bu çok hızlı bir şekilde açıyor. Bu yavaş açıyor ve hassas açıyor aşı şeyini. Ve burada arkasında kabuğu kabartmak için yöntemi bulunuyor. Yaptığımız aşı yöntemidir. Yöntemi de kabuk altı aşı yöntemidir. Macun muhakkak kullanıyoruz. Kestane kanseri hava yoluyla bulaştığı için kestiğimiz yerlerin yaralarını kapatmak için muhakkak macun sürüyoruz. Ve tabii ki yaptığımız aşının tutması için ve hava almaması için, kurumaması için de ayrıyeten de sürmüş oluyoruz. Kestiğimiz yerlerin daha rahatlık olsun diye koli bandı kullanıyoruz ya da aşı bandı. Aşı bandı kaplaması biraz zaman alıyor ama koli bantı ile büyük ağaçlarda kaplaması kolay ve dayanıklı da. Onun da nasıl yapıldığını ve farklı bir uygulamasını arazide yukarıdan uygulamasını göstereceğiz. Muhakkak bir tane büyük boy bıçak bulunduracağız. Bunu kestiğimiz ağaçların motorlu testere ya da testereyle kestiğimiz yerlerde yanmalar oluyor. O yanmaları bununla yontarak alıyoruz ve kabuğun altından tekrardan iyileşmesini sağladığı için böyle bir bıçağımız muhakkak olması lazım. İşte bir de tabii ki makasımız bu da lazım olacaktır. Olayın şeyinde peçete ve bakın bu şekilde daha önce Nisan'ın Mart'ın sonuyla Nisan'ın başlarında alınmış peçeteye sarılmış bu şekilde el ve kaç adet olduğunu yazılmış. Ve bu şekilde ıslanıyor. Islatılarak ıslak bir hale getiriliyor. Eğer perlidimiz varsa poşetimize bu önemlidir. Poşete koyarken muhakkak yatay koyacağız. Şu şekilde dikey koymayacağız. Poşete asla dikey yerleştirmeyeceğiz bunu. Yatay yerleştireceğiz. Yatay bir şekilde koyacağız. Ve bu poşeti perlidi de koyduktan sonra ağzını sıkı bir şekilde bağlayıp evde buzdolabının sebzelik kısmında, kesinlikle buzluk kısmında falan değil, sebzelik kısmında saklayacağız. Ne zamana kadar saklayacağız? Ağaçların, kestanelerin şu boyutlarda yaprakları açana kadar. Aşı zamanı bu zamandır. Bu da Nisan'ın 15'i ile Mayıs'ın 15'idir. Mayıs'ın 15'i ile 20'si arasındaki yapılan aşılar %50 firedir. Mayıs'ın 15'ine kadar mümkünse aşıların yapılmış olması lazım. Aşı zamanında özellikle bu yaprakların bu kadar olmuş olması gerekiyor. Evet, şimdi bir de aşı kalemleri nereden alınır? Ağaçtan. Onu göstereyim. Yalnız buradaki uygulamada tabii ki bu aşı kalemlerini almasında zamanı geçtiği için tomurcuklar açmış durumdadır. Şimdi hiçbir zaman aşı kalemleri ikinci senenin sürgünlerinde alınmaz. Bakın şurası ikinci senenin sürgünü. Hatta şuradan şurası üçüncü senenin sürgünüdür. Buradaki tomurcuklar ölü tomurcuklardır. Bakın hiçbir tomurcuğu da yoktur. Burada ama bakın burada var.
Burada var ama çıkar ya da çıkmaz belli değil. Bakın en sağlıklı tomurcuklar ise şuradadır. Şu yerde. Dolayısıyla bir sene önceki sürgünden alacağız. Yani şu yerin şurasından keseceğiz kalemle. Şimdi burada bunun aşı kalem olduğunu düşünürsek 3 tane gözün bırakılması uygundur. Aşının açıla şuradan bir sene sonra keseceğimiz yerdir. Şuradan şuraya kadar aşı kalemini aşacağımız yerdir. Buradan ötede 3 tane göz sayacağız. 1, 2, 3. Demek ki şurada, şu anda göz olduğunu düşünürsek şuradan keserek bir aşı kalemini elde etmiş olduk. Bundan sonra tekrar şu açılanların hepsinde tomurcuk vardı arkadaşlar. Şimdi tekrardan şu kadar kısmını, şu kadar kısmını aşı kalemin açılacağı yer olarak düşüneceğiz. Buradan itibaren sayacağız. 1, 2, 3. Demek ki bu aşı kalemi içinde şuradan bakın dibinden değil az bir şey yukarısından olmak üzere şuradan keseceğiz. Buradan ağrı bir aşı kalemi daha almış olacağız. Bu aldığımız aşı kalemleri şimdi şurada gösteriyorum. Bakın işte almışız aşı kalemini. 1, 2, 3. Bakın şu pay aşı açma payıdır. Bu tabii ki belli süre beklediği için şu alt kısmı kurumuştur. Bakın şu alt kısmı kurumuştur. Burayı şu şekilde tutarak çok az bir payını makasla tutarak kesiyoruz. Ki tekrardan yeşil kısmı ortaya çıksın diye. Bunu kestikten sonra evet. Şu bıçak. Evet. Bu bıçakla ben daha rahat çalıştığım için bunu alıyorum. Aşıp şunu tutalım tabii ki. Aşı kalemini bakın şu şekilde bu arada şunu da söyleyeyim. Bu bir önlemdir. Elimi kesmiş değilim. Elimizi kesmemek için aşı bıçağı tarafından bantla bantlarsanız bu şekilde baş parmaklarınızı ellerinizi mümkün oldukça kesmezsiniz. Bir zayiata maruz kalmazsınız. İş güvenliğini de önlemini almış oluyorsunuz. Şu şekilde elimizi uzatarak en uç kısmından tutuyoruz. Mümkün oldukça tomurcukları da ezmiyoruz. Yani tomurcuklara bakın hiçbir şekilde dokunmuyorum. Dokunmayan yerlerden tutuyorum. Ama bu yerin şu parmak muhakkak bu uç kısmına yakın yerden tutulacak. Vuruşu bir seferde yapıyoruz. Şöyle tutuyorum. Şu gözü iki gözde yeterlidir. Ama illa üç göz alacaksak bir altından alacağız. Şuradan tutuyorum. Tek vuruşla çekiyorum. Hep tek vuruş yapıyoruz. Tek vuruşla çekerek açıyoruz. Şunun uç kısmını özellikle bir iki defa indiriyoruz. Şu ince olmak üzere. Bunun düzgün açıp açmadığımızı şöyle yan tutuyoruz. Eğer burada bir dalgalanma varsa düzgün olmadığını anlıyoruz. Tekrardan tutarak bu sefer hafif şekilde ittiriyoruz. Kıymık şeklinde alır orada. Bu aldığı tamamen her tarafından aldığı takdirde artık düzgün alınmıştır. Sonra bu çok önemli bir olay. Şu şekilde ilk önce bu açtığımızın yerin tam olduğu yerinden bastırıyoruz. Yarısına kadar neredeyse bastırıyoruz. Oynattırarak bastırıyoruz. Sonra şuradaki kavisin başladığı yerde, şu kavisin başladığı yerde bıçağımızı daldırarak terse doğru çekiyoruz. Bakın attı kendini. Terse doğru çekip bırakıyoruz. Bunun önemini ağacın gövdesinde takarken söyleyeceğim. Bu şekilde açmış olduk. Bakıyoruz kalınlığı. Şurada biraz daha kalın var. Biraz daha indiriyoruz bu yerini. Gövdenin yarısı gitmiş durumda bakın. Gövdenin yarısı gitti. Sonra bunu tutuyoruz. Aşı kaleminin ters tarafına getiriyoruz. Yine elimizi aynı şekilde yerleştiriyoruz. Bu sefer bu yaptığımızın şuradaki, şu yaptığımızın yerin biraz aşağısından. Şu hizasının biraz aşağısından olmak üzere şuradan tutuyoruz. Tek seferde ince bir şekilde şuradaki kapağı kaldırıyoruz. Buradaki ovalliği, odundaki şu ovalliği kaldırarak düz hale getiriyoruz. Bakın bunu biraz daha yapıyorum. Ön yüz kadar yapmıyoruz. Böyle açıyoruz. Şu anda bu aşı kalemi tamamen açılmış durumda. Takmaya hazır. Üç tane gözü olan bir kestane kalemimiz hazır durumunda. Şimdi yukarıda kestiğimiz olan bir ağacın gövdesine gidip uygulamasını orada yapacağız.
kestaneyi bel istikametinden bu şekilde kesiyoruz. Kestanelerin seçerken parmak kalınlığında, bilek kalınlığında, işte bilek kalınlığında, bacak kalınlığında, gövde kalınlığında kestaneleri aşılayabiliyoruz. Şimdi yukarıdaki... Benim telefonu da açılım yapmaya için bu an. Tamam, tamam. Kestikten sonra motorlu testereyle ya da testereyle kestiğimiz için bakın burada bir yanma var. Şu kabuğun altından bu ağacın tekrardan onarması gerekiyor kendisini. Bunun oranmanın hızlandırması için işte bu büyük bıçak dediğimizin bu amaçlı yarıyor. Elimizi bunu yan tutmamak kaydıyla asla böyle değil. Mümkün oldukça paralele yakın. Tabii elimizi kesmemek için de arka yüzünden tutarak şu şekilde çekiyoruz. Kenarından ağrı. Buradaki o testerenin kestiği gıymıklı olan kısmını tedarik ediyoruz. Mümkün oldukça tek seferde çekerek belli miktarda daha fazlasını almaya çalışıyoruz. Şu şekilde düzeltiyoruz. Bunda asla bunu böyle yan tutmuyoruz. Yan tuttuğumuz zaman aşının tutma olasılığı azalıyor ve aşağı doğru kayıyor. Aşı aşağı kayarak tutuyor. Bu şekilde bunun etrafını tamamen kesiyoruz. Şu anda bu ağaç aşılanmaya hazır hale gelmiş durumda. Gelmeden önce bakın şurada bu tomurcukları olan, ölmüş tomurcukları olan yerler var. Bu ağacın su kapasitesi çok fazla olduğu için, kökleri fazla olduğundan dolayı bu tomurcukları tekrardan faaliyete geçiriyor. Geçirmemesi için mümkün oldukça çok az bir şekliyle bunları kaldırıyoruz. Bunlar, bakın burada kaldırıldığı gibi kaldırıyoruz o kısımlarını. Bakıyoruz. Bakın şurada, şurada mevcut. Şunlar tekrardan faaliyete giriyor. Şunu kaldırıyoruz. Bu kısımlardan. Bunun isteğe göre buna bir tane de atılabilir. Ama bana göre buna iki tane atılması gerekir. İki tane aşı kalem atacağız. Bacak kalınlığında, bakın şu bacağım kalınlığındaki olan bir ağaç kestiyseniz üç tane atmanız gerekir. Eğer gövde kalınlığındaysa kestiğinizin ağacın 4, en aşağı 4'tür. En fazla 6 hakkı vardır atmak için. Bunu atarken yanlarından attığınız yerin tam karşısına doğru açacağız. Aşı kalemini açtığımızdan biraz fazla ve bakın aşı kalemimizin çapı ince olmasına rağmen ben onun iki katından fazlasını, bir tanesini bakın şuradan attım. İki katından fazlası olmak üzere şuradan tekrardan aşağı doğru kesiyorum. Tam karşısına gelecek olan yerde, şu düzgünlüğünü sağlayacağım yerinde tekrardan açıyorum. Şu aşının, şu aşının mesafesinden biraz fazla ya da biraz az olabilir. Tekrar açıyorum aşağı doğru. Bu bezi de alabilir miyim? Aften kabartıyorum. Tamamen açmıyorum bakın. Kabuğunun altını kaldırıyorum. Şu şekilde. Bu işlem bittikten sonra saf alkolü de alalım. Onu öbürünü verseydim. Öbürü yok mu orada? Onda az var çünkü onu motorlu testere kullansın. Muhakkak saf alkole bandırıyorum. Saf alkolü bezimle da bu ağacı kestiğim için bu ağaçtaki kanseri başka bir ağaca taşımamak için baştan unutmadan bunu siliyoruz. İyi gene her tarafını, sadece ağzını değil, iyi gene siliyoruz. Saf alkol uçucu olduğu için bunu bir kap gibi bir yerde saklarsanız birkaç defa silmenize vesile olur. Her sefer ıslatmak zorunda kalmayacak. Naylon poşete koyarsanız poşetten uçmaz. Evet, yani bunu poşete koyalım. Bıçağı da bırakalım. Hiçbir zaman aşı kalemimi aşılanacak olan ağaçta kullanmıyorum. Sadece aşıda kullanıyorum. Çünkü aşılardaki hastalıkları olma ihtimali daha az. Ama yine de bunları da ara sıra siliyoruz belli bir sürede. Hazır hale getirdiğimiz aşı kalemlerini şimdi ilgili olan yerlerine takıyoruz. Şuradaki gıymık, yani gıymık olarak aldığımız yeri, kertik yerini, bu yerin iç tarafa gelecek şekilde şuradan tutarak, aşı kalemini tutarak, bakın şuradan tutup, dur bir dakika, bunda bir eğrilik sizinledim.
aşı kalemle son bir rutuş yaparak eğriliğini alıyorum. Tamamen düz hale getiriyoruz. Bakıyoruz yandan ağrı. Tamam, düz. Bunu şuradan ağrı içerisine yerleştiriyoruz. Kertik tarafı iç tarafa evet, geldi. Evet, kertik tarafı iç tarafa ağacın gelecek. Ağacın gövde kısmına geldi. Evet, yerleştiriyoruz. Aynı şekilde karşısına da bakıyoruz. Düzgün mü bu da, bu da düzgün. Aynı şekilde tam karşısına kabuğun altını az bir şey açıyoruz. Tutuyoruz. İttirerek o kabuk altını zaten açıyor bir yönüyle. Tam takıldı. O alt kısmı diyecek şekilde yapmış oluyoruz. Bu aşı kalemi farklı bir yerden alındığı için bunu belli etmek amaçlı sprey boyayla şu anda boyuyoruz. Şurada aşağıdan İki çeşit aşağıdan. Kestane aşılamış olduk buna. Evet. İki çeşit. Bunu işaretlemiş olduk. Bir sadece. Bursa, bir Fransız. Evet, Fransız Maguella türünü aşılamış olduk. Şimdi ama tabii ki bunların üretimini Ordu'da yaptık. Ordu'da ben 4 sene önce başlattığım için burası 5. sene. Şu anda da yaklaşık 600'ün üzerinde ağaç aşılamış durumdayım ve 600'ün üzerine doğru da çıkıyoruz. Şu anda her bir aşıladığımızda. Bantı burada, şuradaki yukarıdaki kabuğun istikametinden olmak üzere ilkini hafif de olabilir. Takis şey hale gelene kadar yukarı taşırmadan, çünkü buradan suyun akabilmesi için, burası bir bant, bir kimyasal olan, plastik olan bir şey bantlıyoruz. İlk turu döndürüyoruz. İkinci turda artık gerdirerek, sert çekerek bu kabuğun aşı kalemine yapışmasını daha iyi sağlamak için sert çekiyoruz. Ta ki şu kestiğimiz yerin altına kadar bantlıyoruz. Birinci turu. Ama sert çekerek. Yapışmasını sağlamak için. Bantın çıkarttığı sesten de sert çektiğim anlaşılıyor. Sonra aşağı kadar gelince tekrardan elimizi yukarı çevirerek yukarı döndürüyoruz. Yukarı doğru tekrar bantlıyoruz. Sert bir şekilde. Tekrardan bu ağza geldiğimizde bu ağzın, açtığımızın kabuğun, şuradaki kabukla bantladığımızın bandın yukarıda olmamasına özellikle dikkat ediyoruz. Evet, bu bant sarışı yeterli olduktan sonra bıçakla kesiyoruz. Bandı döndürdüğüm istikamet bu yöne doğru olduğu için elimle bandın iyi kavrayabilmesi için o yöne doğru çeviriyorum. Yapışmasını sağlıyorum. Sıkışmasını yapışmasını sağlıyorum. Bunu da yaptıktan sonra bakın şurada hafiften taşırmışım. Yukarı taşmış. Bu durum buradaki suyun içeri geçmesine vesile olabilir. O yüzden dolayı bu tip konumlarda bıçakla şuradaki şu bandı kesiyorum. Ki suyu aşağı doğru akıtmasını sağlasın. Yukarıda kalmasın. Bu yeri açıyorum. Böylece açmış oluyorum bakın. Daha başka bir yerinde de öyle bir durum yok. Bunu da yaptıktan sonra bu bant normalde sıcak soğukla atıyordu ama atmıyor. Onu fark ettim. Ama yine tedbir olması amacıyla herhangi bir elastiki bant bezle bunun etrafına bir tur dönecek şekilde şöyle bantlarsak bu bant da asla güneşin sıcağı ve soğuğuyla açılma durumu olmayacaktır. Bu aşamadan sonra artık hava yoluyla bulaşacak olan mantar hastalığının ve şu andaki şu kısmını, su kaybını sağlayacağı için su kaybını önlemek amaçlı macunlayacağız. Macun sürebilirsin senin yanına. Evet. Macun sürerken de bakın şuradaki açık boşluğumuz var. Kalemi taktığımız için kalemin kalınlığından dolayı şurada bir açılma var. Buradan içeriye giren su mantar oluşumunu sağladığından dolayı bu aşı kaleminin ölmesine vesile oluyor. Burayı özellikle bu hazırladığımız aşı
bıçağının ucu esnek yaptığımız için burayı bastırarak içeri girmesini sağlatıyoruz buradan. Esnek olmasını ve yaş olan bir ağaçtan yapmakta fayda var. Bu kısmını bastırarak içeri macunun özellikle içine bu yerin, özellikle bu yerde içerisine girmesini sağlıyoruz. Bu şekliyle burada macunu harcamaktan çekinmeyeceğiz. Bu önemli. Bu aşının tutması için önemli olan bir kısım. Ve aşının arka yüzünü, aşı yaptığımızın yerin arka yüzünü, etrafını, dört bir tarafını muhakkak döneceğiz ve inceleyeceğiz. Hiçbir şekilde boşluğu bırakmayacağız. En önemli yeridir burası. Ağacın gövdesini, eğer elimizdeki macun fazlaysa ağacın gövdesinin tamamını dönebiliriz. Ama önemli olan şu kambiyum tabakası olan kabukla odunsu kısmının yerinin, şu yerinin yapılmasıdır. Şu anda macunu tamamlıyoruz. Bu yaptığımız aşılar bir hafta içerisinde açacaklar. O açışlar yalancı açışlardır. Asla kanmamak lazım. Aşının tuttuğunu göstermez. Mevcut şu andaki şu bünyesindeki suyla ağaçtan aldığı suyu kullanarak bu tomurcukları patlatıyor. Ne zaman tuttuğunu anlayacağız diye bir kavram sorarsanız. Ne zaman ki yaprakları şu kadar boyuta gelip şu kadar da tomurcuk, yani sürgün sürdüğünde artık o kestane tutmuş demektir. Yaklaşık bu, şu andaki bu gördüğünüz kestane 1,5 metre boy atacak. Bu aslında güzel bir olay değil. Bunun için güzel olmamasının sebebi de şudur. Oluşunun sebebi de ilk önce söyleyelim. Ağacın, şu anda bu ağacın mevcut kökü çok fazla. Bu sürgünün beslemesi açısından. Dolayısıyla daha fazla besin verdiği için boy sürgününe doğru gidiyor. Sonbahardan esnek olduğundan dolayı sonbahardaki rüzgarlar vesilesiyle kırılmasına vesile oluyor. Bu yüzden dolayı bu ağacın kenarına yarım metre burada olmak üzere en aşağı 1 metre daha yukarısında, yani 1,5 metre uzunluğunda bir kazık çakılması lazım. Veya çangal şeklinde çakılması lazım. Ve bağlarken de kucaklayacak şekilde bağlanması lazım. İki yerinden. Birisi ağaç gövdesinden, iki tane de sürgünü sürecek olan yerinden bağlanacak. Gevşek olarak. Şuradaki şu yeri de macunla sürmeyi unutmayalım muhakkak. Buradan da su kaybı sağlıyor. Aşı kalemine alıp da getirdiğimiz yerdeydi bunlar. Burası da önemli. Bu yeri de yaptıktan sonra. Tabii elimizdeki macun fazlaysa bunu da kapatabiliriz. Bu şekilde bırakmak da kafidir. Ama bunun bir uygulama olduğu için bunu da gösterelim. Bu şekilde kapatıyoruz bunu. Dolayısıyla su kaybını ve mantar hava yoluyla gelecek olan hastalıkları önlemiş oluyoruz. Şu anda bu aşı kalemi. Bu ağaç, bu kestane ağacımızı aşıladık. Bu kestane ne zaman verecek? En erken 3 sene ile 5 sene içerisinde bu ağaçtan artık kestane alıyor olacağız. Ve kestanenin boyutları da şu boyutta olacak. Ben bir tane numunesini yedim. Hocam size nasıl ulaşacağız? Adresiniz, evet. İsim, soy isim, nerede çalışıyorsunuz? Evet, önemli bir kısımda. Evet. İsmim Mahmut Yılmaz. Orman İşletme Ağaçlandırma Şefi olarak çalışıyorum. Telefon numaram 0537 984 84 64. Kestane aşıları Nisan ayının sonuyla Mayıs'ın 15'i arasında yapıldığında tutma ihtimali çok yüksek. Mayıs 15 ile 20'si arasında yapılan kestanelerdeki tutma oranı %30 ile 50 arasında fire veriyor. Artık iklim koşulları uygun olmadığından dolayı. Ama muhakkak Nisan ayı sonunda başlanması gerekiyor. Nisan ayın başı, ortası olmuyor. Yapraklar muhakkak
şu boyutlarda açmış olması gerekiyor. Teşekkür evet, ederim. Önümüzdeki olduğu kadar yaprakların olması gerekiyor yani. Çok teşekkür ederim hocam. Şey değil. Cihazımızı da kapatıyorum. Ne diyeceğim? Şu arkası arkaya da süreceksin. Şu arka yerine. Bak şu yerine. Tamam mı? Arka yere de süreceksin. Bak şu andaki şu macun buna tamamen yeterli. Bak şu yere. Bak şuraya yediriyorum bak. İçeriye özellikle. Şu boşluğa da koyacağım. Evet uyuyacağım. Bak şuraya da. Tamam bak şu kenarlarına. Bak. Şu kenar yer var ya bak şuraya. Şuraya da yediriyorum. Yani içine tamam kaçmasın su. Evet kaçmasın diye. Biz de ıslayarak, su koyarak... Şu anda boşuna çekiyorsun. Çekimini daha yukarıda anlatacağım. Bunu çekersen yanlış olacak. Çekerim. Biz çamurla yapıyorduk yani. Sarı çamur, özel çamur, bir çamur var. He, tamam. Yani o da tutma şey oluyor ama macun kadar olmuyor. Açık söyleyeyim. Doğru. Tamam macun kadar olmuyor. Bunu her tarafa sürmeye gerekmiyor. Şu kenara sürmek gerekiyor. Bak şu başı en önemli olan şey bir tanesi de şu. Hmm.